Başkanların Ocak Vakıf Sendika temsilcilerimiz, üst kurul delegelerimiz, ilçe delegelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, misafirler, basınımızın güzide temsilcileri ve çok değerli dava arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler yönetim kurulu olarak 25 Ocak 2015 tarihinde göreve geldik. Görevde olduğumuz bir yıl gibi kısa bir süreçte 7 Haziran ve 1 Kasım olmak üzere iki tane genel seçim yaşadık. Bu seçim süreçlerinde ilçemizde ve bölgemizde partimizin iktidara gelebilmesi adına maddi ve manevi olarak elimizden ne geliyorsa hep birlikte çalıştık. Milletvekili adayı arkadaşlarımızın tanıtımını ve partimizin programlarını anlatmak için gece gündüz yollara düştük. 7 Haziran seçimlerinde iktidar şansı yakaladık. 1 Kasım seçimlerinde partimiz oy kaybına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'nın meclisteki uzantısı HDP'nin kerisinde kalması ile karşı karşıya kaldık. Gelinen bu süreçte AKP tek başına iktidar oldu. Çözüm süreciyle başlayan ihanet süreci, Büyük Orta Doğu projesiyle başlayan Arap Baharı süreci, ülkemizi içeride teröristlerin Ankara'nın kalbini haince bombalayacak kadar çaresiz, dışarıda komşularımız ile her an savaşacakmış gibi sıkıntılı bir sürece sokmuştur. Bu beceriksiz iktidarın bahanesi hazırdır. Kandırıldık. Ülkemiz iyi yönetilmiyor. Bu sürece birilerinin dur demesi gerekmektedir. Muhalefet olmak istemiyoruz. Türk milliyetçilerine bu ülkenin ihtiyacı var. Halkımızın oy verme nedenlerine cevap verecek, halkımızın sorunlarına çözüm üretecek projelere ihtiyaç var. Bizler gelişimden yanayız. Partimizi iktidara, ülkemizi refaha taşıyacak yönetim anlayışından yanayız. Üstad Necip Fazıl'ın sözlerinde belirttiği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir. Görev süremiz boyunca yönetim kurulumuza bizlere destek olan başta il başkanımız Sayın Ömer Süslü Bey'e, ilçe başkanlarımıza, üst kurul delegelerimize, delegelerimize, vakıf, ocak, sendika temsilcilerimize, dava arkadaşlarımıza, hanımefendilere, beyefendilere, halkımıza seçim öncesi ve sonrası bizlerin sesi olan basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Haklarınızı helal ediniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Gelecekte müreffeh
aslında şu anda yeniden başlıyor diyoruz. Türk milletinin bahtı açık olsun. Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyebilene.